Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stranded Deep oyununu oynayacağız. Çok uzun zaman önce çıkmış bir oyun. Zamanla gelişerek de muhteşem hale gelmiş. Ben ilk çıktığı zamanlarda almıştım. 18 saat kadar oynadıktan sonra sarmamış bırakmıştım. Çünkü yapacak fazla bir şey kalmamıştı. 18 saat yetmişti. Sonra oyunu sildim. Yaklaşık 2 senedir yüklü falan değildi Steam'de. Ama aklımın bir yerinde kalmış. Özellikle Steam'den son zamanlarda Raft denen o saçma oyunu aldıktan sonra çok pişman oldum oraya verdiğim paraya ve ben dedim Stranded Deep gibi bir oyun bile ona 10 basacak haldeydi yani 2 sene önce. Nasıl acaba değişim var mıdır dedim. Tekrar yüklüm dedim. Nitekim öyle yaptım. Oyunu arkadaşlar şeyle gamepad'le oynayacağım. Başta bana bayağı zor geldi ama dün ben bu oyuna 5 saatimi ayırdım. Craft olayını falan bayağı bir araştırdım. Oldukça uzun sürüyor oyun. Onun için bölümleri ayırarak sunma çabasındayım. Çünkü bir çekim yaptım 20 GB falan tutuyor. Böyle böyle gideceğiz yani. New Game diyorum. Yeni bir oyuna başlıyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada sigara kullanacağım oyun esnasında. Küçük arkadaşlarımızı uyarayım. Onlar izlemezlerse daha çok sevinirim. Kötü örnek olmayalım. Evet, uçakta başlıyor oyun. Bilenler bilir. Ben bu kısımları atlayacağım. İşte uçak sallanıyor, düşüyor vesaire. Gerek yok. Şurayı escape deyip kaçmaya çalıştım ama bir şey yaramadı. Çıksana ya. Heh, çok şükür. Yani şu gereksiz kısmı oynayarak boşuna bir sürü gigabyte harcamak istemedim. Evet arkadaşlar, gamepad'le alışmak biraz zaman istiyor açıkçası. Ama alışınca inanın klavyeyle oynamaktan daha kolay geldi bana. Evet, açıyoruz. Bekle. Şunu alalım hepsini. Şimdi şuraya bir bakalım ne var. Life Rats. Şunu salla şimdilik. Şu pickup dedik. Evet, şimdi şöyle bir gidelim. Walk to operate. Yani gitmek için artık hazırız. Küreğimiz şey aktif konumda. En yakındaki adaya giderek işe başlayayım diyorum. Crafting sistemini gerçekten güzel oturtmuşlar sonunda. Yapacak bir ton iş var. Eskiden böyle bu kadar güzel, keyifli bir oyun değildi. Evet. Şöyle atlayalım. Hop. Hemen önümüze gelen taştır, tahtadır, sopadır toplayıp gidelim. Ben bunları toplayıp arkadaşlar bir yere yığıyorum. O şekilde daha kolay oluyor. Çünkü çantanızda da yer etmemiş oluyorlar. Şurada bir şey gördüm sanki. Yani seni gibi geldim sırdı biz bak. Alt tarafı yengeç deyip geçmeyin arkadaşlar. Fena sürüyorlar. Burada da amma yengeç varmış ya. Sürüyle yengeç var arada. Şurada bir stikliyorum. Şöyle yapalım. Hemen Quick Craft'tan bir Stone Tool yapalım. Ve onu alalım. Hemen Young Palm Tree vuruyorum. Hemen buradan Leaves topladım arkadaşlar. Bu Leaves denen zımbırtı şurada Lashing denen bir zımbırtı var. Onunla bu çok kullanılıyor alet yapımında. Bunu yapabilmek için de bu leafslerden toplamanız gerekiyor. En az 4 tane leafs yani yaprak istiyor.
Potato varmış bu da. Ha. Akşam mangalda kumpir yaparız. Tireyim. Bunu parçalayamayız bu dandirik bıçakla. Uzun süre. Ha, yukka var. Çok güzel. Bundan bayağı bir lif çıkacak şimdi. Ama elimizdeki dandirik bir şey olduğu için, alet olduğu için zor şey yapılıyor, kesiliyor. Daha iyi bıçaklar yapacağız birazdan. Diğer parça, bir parça daha olması lazım. Evet, onu da bulduk. Dört parça çıkıyordu diye hatırlıyorum. Tamam, şöyle gidelim, ilerleyelim. Evet, yine yukka var. Bunları buldunuz mu kaçırmayın arkadaşlar. Oh, topla. Garip kuş sesleri. Sanki bir tane daha düşmüş, tamam mı? Evet. Burada patates mi? Herhangi bir şey görmedik. Değil demek ki. Ne? Stik. Stik. Alamıyoruz. Bakın doldu. Tamam, doldu ya. Burası olduğuna yardım kurtardım yani. Hani. Doldu. Evet. Kapatacak mısın? Tamam, öyle çıksın. Tamam. Kalsın, düzeltelim. Uf, korktum ya, karanlıkta kayıt yapıyorum. Anneannem gelip kumandayı küsür. Neyse, şimdi buradaki şeyleri bırakalım. Taş mesela. Şunlar. Evet. Ondan sonra lifler kalsın. Şu bunları bırakalım, bunları bırakalım, bunu bırakalım, bunu bırakalım. Patates de bırakalım. Tamam. Şimdi hemen şurada leşin gibi yapalım. Yaptık. Bir tane daha yapacağım. Lazım oluyor. Alet de cooldown. Yani yavaşlamak ihtiyacı hissediyormuş. Çok çalışmış arkadaş. Bir dakika, şimdi çantamızda 1, 2. Evet. Şimdi biz hemen bir bıçak yapalım. Refined knife dediğimiz. Bunun için kaç tane stick gerekiyor? 1. Evet, hemen stickimizi alalım şuradan. Gelelim craft ekranına. Craft ekranını arkadaşlar tek basarsanız joypad'in üst tuşuna şu esas craft yani menüsü çıkıyor. Uzun basarsanız da quick craft menüsü çıkıyor. Biz refined life yapalım. Böyle biraz gıcıklık yapıyor. Neyse, yaptı. Bir de tekrar basalım. Şu zımbırtıyı da yapmak istiyorum ben. Crutex demiş. Hemen onu da yapacağım. Taş topluyorum şuradan. Evet. Al şuradan. Şuradan şundan yap bir tane. Tane daha yap. Ondan sonra Crutex için yapmayalım. Yaptı. Şimdi backpack'imizde Crutex, yani ağaçları kesmek için şey var. Bıçağımız var. Aslında sadece Crutex yeterliydi ama ben bıçak da yaptım. Bayağı bir malzememiz oluşmuş oldu. Şimdi burada bize bir de sol üst köşede görevler veriyor. Craft a campfire demiş mesela. Ne istiyor campfire için? Hemen bakalım. Stick istiyor bol bol. Onun için bizim stiğimiz burada fazla bir şey kalmadı. Gidip ağaç kesmemiz lazım. Ağaç için de kuruteksimizi alalım. Şu palm tree'yi bir güzel devirelim. Hem Hindistan cevizi de çıkar. Oradan ondan da faydalanırız. Hoppa. Şimdi buradan bir sürü sık gelecek. Oh, topla bakalım.
Şu kokonatı da kokonat nereye gitti? Neyse biz stiklerimizi aldık. Campfire yapacaktık. Campfire hemen şuraya bir yere yerleştirelim. Campfire için arkadaşlar hemen uzun basın joypad'in üst düğmesine, burada çıkıyor zaten. Kindling denen bir zımbırtıyı yapmak zorundasınız. Bu kindling'i kullanarak campfire'ı eski usul yakıyorsunuz. Nasıl? Hold X tuşu, sonra A tuşunu basa basa böyle oyalıyorsunuz. Eski usul ateş yakıyorsunuz. Zevkli. Şimdi kindling'imizi şuraya atalım. Atmak için de B tuşunu kullanıyoruz. Kırmızı tuşu. Şimdi arkadaşlar şuradan bence bir patates alayım. Patatesi şuraya bir ateş yapayım. Ulan yanlışlıkla ateşi söndürdüm. Hey ananı. Salak ya. Öf. Neyse şu kindling'i bir daha alalım. Bazen böyle salaklıklar olabiliyor. Çok bir şey yok. Oyunun görüntü kalitesi falan çok iyi arkadaşlar. Gerçekten grafiksel anlamda çok başarılı. Patatesim nerede lan benim? Patatesimi aldım. Hold T X tuşuna basıyorum. Niye sönüyor bu? Allah Allah. Burada bir bug var arkadaşlar. Bir anormallik var. Benim de hata yapmamışım ben. Kendi kendine söndü. Bir daha yakacağım. Patatesi de koymayacağım artık. Bak yani, bu başka bir şeyle açıklanamaz. Yansana abi. Şunu tekrar atalım. Şimdi arkadaşlar D-pad'imizde sol tuşa basıyoruz. Nasıl tutuyoruz daha doğrusu. Burada saatimiz geliyor. Saat ekranı değiştirmek için omuz düğmeleriyle gidiyoruz. Of, suyumuz hiç kalmamış. Yiyecek etimiz yok. Oo, çok kötü durumlar. Hemen benim Hindistan cevizi bulmam gerekiyor. Ne yapayım? Bıçağımı alayım. Hindistan cevizi avına çıkayım. Şunu da alalım bulmuşken. Öleceğiz yoksa. Yani. Şurada bir Hindistan cevizi var. Şurada. Mümkün olduğunca toplanabilecek yerdekilere gidin böyle sıkıştığınız durumda. Bir de tırmanmakla uğraşmayın. Çünkü o da bir enerji kaybı. Hindistan cevizini alıyorum. Aşağı bırakıyorum. Kırmızı tuşumla. Bıçağımı alıyorum. İki kere vuruyorum. İçilebilir kokonat haline geliyor. X'e basıp alıyorum. Tekrar çantama giriyorum. İçilebilir şeyimi içiyorum. Tekrar yere bırakıyorum. Çantamı açıyorum. Biraz zahmetli bir iş. Bir daha basıyorum. Kırıyorum. Artık yenilebilir hale geldi. Tekrar çantamı açıyorum. Kokonatımı yiyorum. Size tavsiyem arkadaşlar, 4 tane yarım kokonat yemeyin. Cırcır oluyorsunuz. Su gidiyor. O yüzden 2 tane yiyin. Evet, su durumumuz iyi. Bir tane de şey bulalım. Yengeç bulalım. Zaten görev olarak vermiş. Bakın kile krap diyor. Bunu sonra alırım. Şimdi yeri işgal etmesin çünkü. Şu taşı da alayım görmüşken. Lan demin bir sürü krap vardı. Kaybolmuş deniyor. Ha buraya bu. Gelin lan buraya. Hı. Evet, derisini söktüm. Şunu da alalım. Oh. Şimdi campfire'a gidelim. Bu arada bunu da görmüşken toplayalım. Fazla mal göz çıkarmaz ya bu. Şuraya gelelim, kamp ateşine. Etimizi seçelim, alalım. Hold X to ateş diyor.
İnşallah gene sönmez. Evet, bu sefer sönmedi. Patates de sönmüştü. Şu diğerini de atalım, yerde dursun. Bu piştikten sonra öbürünü pişiririz. Evet, Craft a Shelter to Save Your Progress dedi sol üst köşede. Yani bir sığınma alanı oluşturmam gerekiyor ki oynadığım oyunu kayıt yapabileyim. Shelter için bizden bakın gene şu zımbırt Flashing'den, Pound Fanta ve Stick diyor. Hemen gidelim şu Flashing'ler için. Bir dakika, kaç tane var? Bir tane daha lazım. Şimdi ağacın tepesini parçalamanız lazım. Ben demin bir ağaç parçalamıştım. Ha, buraya düşmüş. Onu ihtiyacımı buradan karşılayabilirim. Ve çok güzel. Diğeri nereye gitti? Tamam. Şundan alalım. Bir de ne istiyordu? Ha, lif gerekiyordu. Şunu parçalarsak olacak. Evet, şimdi hemen ateşin başına geri dönüyorum. Shelter'ımı yapacağım. Bir dakika, Leşink'i yapmam lazım önce. Quick şey dedik. Leşink. Yapsana oğlum. Uğraştırıyorsun ya. Evet. Shelter'ımızı yapalım. Bazen böyle gıcık eder bu. Yani şunu seçsene. Tamam, bütün malzemeler. Allah'tan belanı mı istiyorsun? Evet, şartımızı da yaptık. Şimdi bir şeye bakalım, saatimiz. Evet. Ete bir bakayım, pişmiş mi? Cooked small meat. Evet, toplayalım. Hemen yiyelim. Evet, oh. Şuradakini de alalım. Bir de bunu pişir. Sana şunu yani. Şunu da ete çapalım. Bu da pişebilsin. Ne durumdayız? Evet, bak karnımız biraz daha doydu. Şimdi su ihtiyacımız için hemen bir tane şey çıkaralım. Hindistan cevizi yere atalım bunu. Koy kafaya. Allah, parçaladık ya. Ya bıçak var elimde, zannettim parçaladım. Neyse. Benim suya ihtiyacım var. O yüzden kokonat almam lazım. Burada kokonat var mı? Bunun kokonatını koparmıştım galiba. Şurada var mı? Kokonat. Nasıl kokonat ağacısın oğlum sen? Yok. Burada çok yüksek be. Burada var galiba. Tırmanalım bakalım bir. Nerede, yok mu kokonat? Boşuna mı çıkardım benim ya? Salak şey. Öf, bu durum hiç iyi olmadı. I need to find water. Biliyoruz yavrum, böyle zart diye bulunmuyor. Adadasın yani. Aç buzdolabını da iç diyemiyorum yani. Bak, bazen böyle takılıyor otlara motlara, beni deli ediyor. Buraları da böyle zıplayarak hoplayarak geçiyor işte. Şurada da var kokonat sanırım. Şunu bir alabilirsem. Ha. Pick up. Tamam, inelim şimdi. Sen de yavaş vur. İkiye ayırma şunu. Evet, geldik kokonata. Kokonatımızı aldık. Yere attık. Ben en iyisi bıçağı seçeyim. Kaza almasın. Bir daha vurdum. Evet, içilebilir kokonat oldu. İçilebilir kokonatımı aldım. Hop, içtim. Yere attım.
Ne aldım? Vurdum. Topla. Topla. Ye. Tamam, bu kadar yeter. Şimdi Craft the Hammer demiş mesela. Şurada Kurkut Smaug diyor. Hemen alalım onu. Onu da yiyelim. Spoilit derse yemeyin arkadaşlar. Zehirlenirsiniz. Bozulmuş demek oluyor çünkü. Bize verdiği göre Craft the Hammer. Bu yakında bu görevler bitecek. Bir şey istemeyecek. Artık size oyunu öğrendiniz farz edecek çünkü. Şimdi şöyle yapıyorduk. Ne gerekiyormuş Hammer için? Hammer arkadaşlar şey yapmak için. Ev, eşya meşya yapmak için. Evet, kuru temir. Bak, gene leşik gerekiyor. Wood stick, taş gerekiyor. Leşik bir tane yapmamız lazım. Kaç tane şu şeyden var? Bunlar bayağı bir leşik. Benim bulmam lazım. Hadi leşik aramaya gidiyoruz. Daha doğrusu onu yapabileceğimiz yaprakları aramaya gidiyoruz. Gündüz de şu suları keşfe çıkacağım. Habire içmesi sıçması bitmediği için elemanın. Bu işlere vakit ayıramadım. Yani ne yapayım? Böyle cins cins kuş sesleri var arkadaşlar. Fare midir, kuş mudur, nedir? Anlamadım yani. Nereden bulacağım ben bu zımbırtıyı ya? Üf. Şunu ya. Ha, bir tane buradan çıktı. Ya bana bir tane yetmiyor. Bana çok lazım. Meret de her yerde bulunmuyor. Yük kablasak. Ya gece de bunu bulmak görmek de zor. Ha, şurada da var. Süpersin. Genç palm tree'lerden çıkıyor. Yani Hindistan cevizi ağaçlarından çıkıyor. Henüz büyümemiş olanlar. Burada var mı bir şey? Yok değil mi? Çok büyük bir adada değil zaten. Ha, burada da var. Evet, şimdi kaç tane oldu? 3 tane oldu. Bir tane daha bulduk mu? Kuru temırımı yapabilecek hale geleceğim. Heh, süpersin, buldum. Hemen alalım. Yukarı buldum ya. Süper. Bol bol. Her şeyden bol bol var. Harikasınız dostlar. Bana böyle şeylerle gelin. Bir tane daha vardı sanki. Evet. Bunu da aldım. Ha, dur. Bir tane daha var. Süpersin. Şimdi arkadaşlar hemen quick şeyden leşingimizi yaptık. Sonra aşağı geldik. Kuru temir dedik. Evet. Onu da yaptık. Ancak alamıyoruz bunu. Ha, aldık. Tamam. Evet. Görevler bitti. Gördüğünüz gibi. Tamam. Bunları gördüğünüz yerde alın arkadaşlar. Bu leşinkten az zımbırtı her yerde işe yarıyor. Tutorial complete dedi. Artık bir nevi yalnız başınasınız. Şu şeye bir bakalım. Sağlık durumumuza. Su durumu boktan durumda. Şu şeyden içeceğim. Ama yiyeceğim. Sardalya'dan. Tabi şey, çantamda yer olmadığı için. Öf. At şunu. Şunu. Pick up yap. Ye. Bunun iyi gıda veriyor. İyi su veriyor. Bakın. Evet. Suyum ve şeyim çok iyi oldu. Hemen gidiyorum shelter'ıma. Yatıyorum. Böylelikle oyunumu save yapmış oldum. Evet arkadaşlar, birinci bölümümüz bu kadardı. İkinci bölümden devam edeceğiz. Umarım zevk almışsınızdır. Size ne nasıl yapılır? İlk başta hangi görevler veriliyor? Bunları anlatmaya çalıştım. İkinci bölümde daha komplike şeyler yapacağız. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.